Selamünaleyküm. Rahman ve Rahim olan insanlığı, insan oğlunu ve bütün kainatı rahmetiyle var eden Allah'a hamdolsun. Varlığımızı ve yaratılışımızı merhamet üzerine kuran yüce Yaradan'a hamdolsun. Yüreklerimize sevgiyi, saygıyı, sevdayı, aşkı, erdemi, fazileti, iffeti, hayayı, tevazuyu, affetmeyi, bağışlamayı ve en önemlisi bütün bu erdemlerin kaynağı olan merhameti yerleştiren Efendiler Efendisi'ne, sevgililer sevgilisine selam olsun. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi, feyzi, fazileti, afiyeti, atifeti üzerinize olsun. Anadolu Platformu üyesi Meşaler Derneği Esnaf Komisyonu'nun düzenlemiş olduğu hizmet içi eğitim programının 80. haftasına gelmiş bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Programımıza katılmanızdan dolayı derneğimiz adına teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Şimdi program akışını arz ediyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Ali Güner kardeşimizin hazırlamış olduğu yolumuzu aydınlatanlar, Filistin adlı slayt gösterisi, Mikail Çirkin hocamızın Peygamber Efendimiz dönemi İslami tebliğ ve 15 dakikalık soru faslı ve ara, Mustafa Kayan hocamız günümüz dönemi İslami tebliği sunacaklar. Daha sonra 15 dakikalık yine bir soru cevap faslımız ve aramız var. Daha sonra da Salih Büker ağabeyimiz dernekleşme bir sosyalleşme midir sunumunu yapacaklar ve kapanış. Yalnız bugün bir değişiklik oldu. Suriye'den gelen misafirlerimiz var. Onları da burada ağırlayacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Ali İmran 104-105. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bu görevini yapmayacak olursan onun elçiliğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz Allah kafir olan bir topluluğa hidayete erdirmez. Maide suresi 67. ayet-i kerime. Şimdi Mikail Çirkin hocamızın bir sunumu var. Ondan önce bir kendisini kısaca bir tanıtmak istiyorum. Mikail hocamız 1968 Doğanşehir doğumlu. İlk öğrenim eğitimini kendi köyü olan Kurucuova'da tamamladı. Orta öğrenimini ise Mersin İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu. Bu mezuniyetine devamen başladığı kelam alanındaki yüksek lisansını tamamladı. Kendisi evli ve 3 çocuk babasıdır. Hala Malatya Feyzullah Taşkunsoy İlköğretim Okulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi olarak da öğretmen olarak da görev yapmaktadır. Hocam sizi kürsüye alalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce izlediğimiz bu yeryüzüne kan kusturan zalim Siyonistlerin atalarından Beni Kurayza'dan Beni Kaynuka'dan bizlere örnekler aktardı. Asr-ı Saadet'te onlara dersini verdi. Zalimler Resulullah'ın eliyle Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle dün derslerini aldılar. Fakat bugün derslerini alacak Resulullah'ın takipçilerini bekliyorlar. Rabbim bizleri muvaffak etsin inşallah. Onlar bizler olalım. Amin.
Değerli kardeşlerim, ben sizlere Asr-ı Saadet'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davetini dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Şöyle başlayalım. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın davetinin ne olduğunu, nasıl olduğunu anlayabilmek için, kavrayabilmek için bu davetin tesirini, bu davetin sonucunu tekrar hatırlamamız gerekiyor. Resulullah nübüvvet sonrası 23 yıl Arap Yarımadası'nda yaşadı ve Rabbinin daveti üzere gitti. Bu 23 yıl içerisinde görüyoruz ki Arap Yarımadası'nda kale dahi alınmayan, muhatap kabul edilmeyen, bağlı bulundukları herhangi bir kanun ve nizamları dahi olmayan çöl bedevileri ulvi bir davanın temsilcisi haline geldiler. Bu insanların, vasıflarını söylediğimiz bu insanların ıslah edilmeleri dahi düşünülemiyordu. Bunlar Arapların şımarık çocukları olarak biliniyordu. Bu toplumda her kabile üstünlüğü güç ve kuvvette biliyordu. Asabiyet, soy ve kabile şerefi en kutsal değerleriydi. Yaptıkları zulüm ve fesat ile birbirlerine üstünlük taslıyorlardı. Bu özelliklerini bir şair, o dönem şairi şöyle anlatıyor. Bizimkiler bir tarafa baskın yaparlar da işler ters giderse, yani yağma yapamazlarsa, sıra ile Dıbaba, Hulöle ve Debbe'ye geçerler. Hatta başkasını bulamazlarsa, kardeşlerimiz olan Bekir kabilesine dahi baskın yaparız. Aç kaldığı zaman kendi yavrusunu giyebilen vahşilere dönüşebiliyorlardı. Allah Resulü ile hayat bulan bu davet, kan ve gözyaşıyla beslenen, şerden başka bir şey bilmeyen, kendi kızına kıyabilen vicdan yoksulu eşkıyaları evliyaya dönüştürdü. Ölü ruhlu hayat, Araplara hayat bahşetti. Bu davet ile cahiliye çağı diyebildiğimiz çağ, saadet asrına tekabül etti. İşte ferdi ve toplumsal anlamda inkılabı gerçekleştiren bu büyük davetin iki unsurunun olduğunu görüyoruz. Birincisi, kendisine davet edilen bu davanın yüceliği ve büyüklüğü. Yani İslam'ın yüce ve ilahi oluşu. İslam'ın yüceliği, yüce olabilmesi için harici bir ihtiyaca, harici bir desteğe ihtiyacı yok idi. Çünkü Allah kaynaklıydı. Ona inanan yükseliyor, karşı koyan ise zillet buluyordu. İslam her yönüyle insan fıtratına uygun bir sistem idi. Bu davetin mesajı her aklı selim ve vicdan sahibi için aynı şeyi ifade etmekteydi. Mesela şu evrensel çağrılara akıl sahibi kim hayır diyebilirdi ki? Biraz önce hocamızın okuduğu ayetler. Ey, tabii o ayetlerin bir anını vermiyor. Ben başka ayetlerden bahsedeceğim şimdi. Ey insanlar, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Milletler ve kabileler haline koyduk ki tanışasınız. Allah katında en iyiniz, ondan en çok korkanınızdır. Hayır yolunda koşuşun. Hepinizin varacağı yer Allah'ın huzurudur. O ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirecektir. Oğlum, işleyeceğin iyi ve kötü bir iş hardal tanesi ağırlığınca da olsa, bu tane bir kayanın içinde yahut gökyüzünün yükseklerinde yahut arzın derinliklerinde saklansa, Hak Teala onu çıkarır. Çünkü Allah her şeyi görür, her şeyin iç yüzünü bilir. Hucurat, Maide ve Rahman suresindeki ayetler. Allah Resulü bu mesajlar ile topluma seslendi. Toplum içerisinde, bu toplum içerisinde akıl sahibi olan insanlar bu davete başımla gözüm üstüne dediler ve koşuştular. Bu ilahi mesajlar bir mıknatıs gibi çevresindeki insanları kendisine doğru çekti. Samimi olanlar iman etti, ashab halkasına dahil oldu. İnatçılar ise
iman etmemek için vicdanlarıyla gece gündüz boğuştular. Bu kutlu elçinin davetine icabet etmeyenler gece olunca tekrar onu dinleme ihtiyacı hissettiler ve onu dinlemeye koştular. Birbirleriyle yolda karşılaşınca utandılar, mahcup oldular. Bir daha gelmeyeceklerine söz verdiler. Ama tekrar geldiler, tekrar geldiler, tekrar geldiler. Çünkü bu davet onların vicdanlarını gel, gel diye çağırıyor ve davet ediyordu. Bu daveti insanlara ulaştıran şahsiyetin rolü çok önemli. Peygamber aleyhisselamın şahsiyeti, onun tesiri çok mühim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine baktığımız zaman onun başarısının temelinde üstün ahlakının olduğunu görebiliriz. Resulullah'ın bir insan olarak yumuşaklığı, şefkati, merhameti, konuşmasındaki üslup güzelliği, letafeti kendisini karşı konulamayacak bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Kin, öfke, zorbalık, düşmanlık ve intikam gibi hiçbir kötü hasletin, ahlak dışı davranışın onda olmaması tüm gönülleri fethetmiştir. Davetine karşı gelenler bile vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında onu takdir etmek zorunda kalmışlardır. Allah Resulü'nün burada anlatmayla bitiremeyeceğimiz, bir ömür boyu anlatmayla ve yaşamayla doyamayacağımız ahlakından birkaç örnek verelim. Bu ahlakı aynı zamanda davetini pekiştiren yönler olmuştur. Mesela sabrı, merhameti, affediciliği, tevazusu. Yeryüzünde biliyoruz ki en çok belalara maruz kalanlar peygamberler olmuşlardır. En çok musibetler görenler peygamberlerdir. Bu musibetler karşısında gösterdikleri sabır ile hem muvaffakiyeti yakalamışlar hem de insanlara bir örneklik sunmuşlardır. Mekkeliler Resulullah'a karşı önceleri ilgisiz kaldılar. Daha sonra alay ettiler, boykot yaptılar. Son merhalede ise işkencenin her çeşidine maruz bıraktılar. Geçeceği yollara dikenler döşediler. Namaz kılarken başına leşler attılar. Her türlü hakareti ona reva gördüler. Fakat o yırmadı ve usanmadı. Sanki kendisine kötülük yapanlar onlar değilmiş gibi davrandı. Kovulsa da, dövülse de ayaklarına gitti, sürekli huzurlarına vardı. Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi birçok muannit kafir onun gelişinden usandı fakat o gitmekten usanmadı. Yaşadığı her hadiseyi biliyoruz ki daveti için bir fırsat bildi. Mesela Mekke ümit vermeyince Taif'e gitti. Daveti taşla karşılık buldu fakat isyan etmedi. Bir köle olan Abbas'ın imanı mümin olması onu teselliye de gitti. Resulullah'ın zorluk anındaki düsturu biliyoruz şu ayetini. Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet ve affediciliği konusunda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet kaba, katı yürekli olsaydın hiç şüphesiz onlar senin etrafına dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için onlara dua et. Genel konuları onlarla istişare et. Artık kararını verdiğin zaman da Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Bu ayet ile Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam'ın davetindeki başarısının sırrını bize açıklamış oluyor. Nedir o da? Merhametli oluşu ve affedici oluşu. Merhamet Allah Resulüne verilmiş bir altın anahtar gibidir. O bu anahtar ile gönülleri fethetmiştir. İnsanlara merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size merhamet etsinler. Hazreti Peygamber dişini kıranları, başını yaranları affetmiş. Asla intikam yolunu tutmamıştır. Mekke'nin fethinden sonra durumlarının ne olacağını endişeyle bekleyen eski düşmanlara
dostane bir eda ile gideriz. Hepiniz serbestsiniz demiş idi. Bedir Savaşı'nda müşriklerin komutanı olan Ebu Süfyan'ı, amcasını hunharca öldüren Vahşi'yi, birçok Müslümanın katili, Müslümanların firavunu olan Ebu Cehil'in oğlu İkrime'yi affetmişti. Fakat bu aflarının hepsinin bilançosu ortadadır. Affın sonunda affettiği insanların tamamını kazanmış, kaybettiği hiç kimse olmamıştır. Zuhüveysira adında bir şahıs Resul-i Ekrem'e gelir. Allah Resulü o esnada ganimet mallarını taksim etmektedir. Efendimiz'e hitaben küstah bir eda ile, ya Muhammed adaletli ol. O sırada orada bulunan Hazreti Ömer bu sayısızca hitap karşısında birden kükrer ve şu bırakın beni de şu münafığın başını alayımdır. Allah Resulü Hazreti Ömer'i ve onun gibi düşünenleri teskin ettikten sonra bu adama dönerek yazık sana. Eğer ben de adil olmazsam başka kim adil olabilir ki der. Yine Ebu Hanife reislerinden Sümame bin Üsal mescitte bir direğe bağlanır ve hapsedilir. 3 gün burada kalır. Allah Resulü her namaza geliş gidişinde onun hal hatırını sorar ve tekrar İslam'a davet eder. Fakat iman etmez. Resulullah 3 gün sonra serbest bırakır, affeder. Ve herhangi bir karşılık da istemez. Yani fidye türlü bir şey istemez. Bu şahıs Sümame memleketine giderken yolda jeton düşer. Böyle bir şahsiyeti ben nasıl kaybedebilirim? Pişman olur. Kavuştuğu ilk çeşmede elini yüzünü yıkar, temizlenir ve Resulullah'ın huzuruna gelir. Şimdiye kadar sen benim nazarımda dünyanın en nefret edilecek adamı idin. Şimdi ise ben her şeyden çok sana hayranımdır. Sert ve katı kalpli insanlar dilediklerini yapabilirler. Etraflarında esir aldıkları gönülsüz köleleri olabilir. Ama sahabeleri, dostları asla olamaz. Affetmeyen, geçmiş hataları silmeyen insanlar yeni güzellikleri yazacak yer bulamazlar. Resulullah'ın daveti ortaya koymuştur ki, merhamet ve sevginin gücü, silahın ve paranın gücünden az değildir. Peygamber Aleyhisselam'ın tevazusunu da bu örnek olarak verebiliriz. Davetindeki etkisi noktasında. Gerçekten büyük bir tevazu ehliydi. Hastaları ziyaret eder, cenaze merasimlerine katılır. Bir kölenin dahi davetine icabet eder, katiyen kibir göstermez. Fakir ve miskinlerle, yaşlı ve düşkünlerle beraber olur. Saatlerce onlarla konuşur ve ihtiyaçlarını giderir. Onların yattığı yerden yatar, onların yediği şeyden yer, onlarla beraber olurdu. Ebu Zer diyor ki, radıyallahu anh, Resulullah ashabı arasına girer ve otururdu. Bir yabancı geldiği zaman hangisinin Resulullah olduğunu fark edemez ve sonra sorma ihtiyacı hissederdi. Tevazu adeta peygamberle doğmuş gibiydi. Ömrünün sonuna kadar da onun ayrılmaz bir parçası oldu. Şöyle bir rivayet aktarılır. Heysem'in Mecmu'z Zevadi'nde. Bir gün melek gelerek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle sorar. Kul peygamber mi, hükümdar peygamber mi olmak istersin? O esnada Cebrail Aleyhisselam tüyoyu verir. Peygamber Aleyhisselam'ın kulağına fısıldar. Rabbine karşı mütevazi ol der. Allah Resulü ise cevap verir. Bir gün aç yatıp tazarru etmeyi, diğer gün tok yatıp şükreden bir kul olmayı tercih eder. Evet, o her zaman kendisini toplumun bir parçası olarak görmüş ve hiçbir zaman kendisini onlardan ayrı tutmamıştır. Karşısına titreyen adamı görünce, niye titriyorsun ki? Ben de senin gibi bir kuru ekmek yiyen kadının çocuğuyum demiştir. Allah Resulü Mekke'nin fatihi bir komutan olarak oraya girerken de oradan çıkmaya zorlandığı andaki tevazusunu muhafaza etmiştir. Hazreti Ayşe validemiz rivayet ediyor. Allah Resulü evinde herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder ve ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. Resulullah'ın tevazuyu zillet olarak görmediği gibi kibri de vakar olarak kabul etmediğini
biliyoruz. Şöyle buyuruyor bu konuda. Allah için bir derece tevazu eden kimseyi Allah Teala bir derece yükseltir. Ta ki onu Firdevs cennetinin en yüksek yerine kor. Allah'a karşı bir derece kibir gösteren kimseyi de Allah alçaltır. Ta ki onu cehennemin en alçak derecesine indirir. Resulullah davet ettiği bütün prensipler çerçevesinde insanlara örnek olmuş, örneklik sürmüştür. Cenab-ı Hak bu konuda andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çokça zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Örnek olmak hatip olmaktan evla imiş. Örnek olan bir kişinin güzel hareketi bin kişiyi etkiler, fakat bin kişinin sözü bir kişiyi yola getiremez. Söyledikleriyle çelişen insanın dinlenecek ve örnek alınacak nesi olabilir ki? Mekkeliler karşılarında davasına inanmış, inandığını yaşayan, yapmayacağını asla söylemeyen, sözünün eri, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz asla davamdan vazgeçmem diye cesur ve tavizsiz bir lider bulmuşlardır. Zaten aradıkları da Mekkelilerin bu değil miydi? Bu liderin insanlara Allah'ın dininin davetinde uygulamış olduğu metotlar gerçekten son derece tutarlı, makul, mantıklı, sistemli, gerçekçi, olayların gelişimine uygun ve başarıya götürücü metotlardır. Bu metotlarda acele yoktur, şahsi kanaatler yoktur. Bu metotların uygulayışında 4 merhalenin olduğunu görmekteyiz. Hazırlık merhalesi, kadrolaşma merhalesi, kitleleşme ve devletleşme merhalesi. Peygamber aleyhisselam bir beşerin kaldırabileceği, peygamberlik bir beşerin kaldırabileceği en ağır sorumluluktur. Bu yükün altında kalkabilmek için tabii ki manevi bir güce ihtiyaç vardır. Cenab-ı Hak bu anlamda peygamberini bu ağır sorumluluğun altında kalkabilmesi için özel bir eğitime tabi tutmuştur. Peygamberlik öncesi özel muhafaza altına alınmış olması, yine kendisine ilk vahyin gelmesinden kısa bir süre önce hızlandırılmış bir eğitime tabi tutulmuş olması, Hira eğitimi, Hira okul eğitimine tabi tutulmuş olması, Cenab-ı Hakk'ın ona hazırlık aşaması gösterdiğinin bir sonucudur. Bu eğitim Rüya-i Sadıka ile başlıyor, Hira'da devam ediyor ve ilk nazil olan vahiyler ile kemale eriyor. Ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk, birazı hariç olmak üzere geceyi, gecenin yarısını ibadetle geçir. Yahut bundan biraz eksilt, yahut buna biraz ekle. Kur'an'ı da ağır ağır tane tane oku. Şüphesiz biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece ibadetinin etkisi daha fazla, sözleri ise daha düzgün ve açıktır. Gündüzün senin için uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an ve bütün benliğine ona yönel. İşte ilk dönemde nazil olan bu ve benzeri ayetler Allah Resulü'nü davete hazırlamış ve onu manevi anlamda sorumluluğun üstesine gelebilecek düzeye getirmiştir. Artık davasını sırtlayabilecek manevi kemale ulaştırılan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tebliğ ile mükellef kılınmıştır. Önce ve enzir aşiratekel akrabin, yakın olanlarını uyar ayetiyle Allah Resulü yakın çevresinde davete başlamıştır. Yakınlarına ulaşamamış, onlara ikna edememiş bir insanın elinin uzaklara varması zaten zor olacaktır. Bu dönem gizli bir dönem olmuştur. Bu dönemde vahiy tohumu filizlenmesi için beşeriyet toprağına gömülmüştür. Bu dönemde oluşturulan kadro davette peygamberleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın havarileri mesabesinde olacaktır. Bu öncü birlikte eşi vardır, yeğeni vardır, evlatlığı vardır, yakın arkadaşları vardır. Bunların cinsiyeti, sosyal ve maddi konumları hiç de önemli değildir. Önemli olan bu ilk halkanın sağlam, sarsılmaz bir imana sahip olmalarıydı.
Ve öyle de oldu. İlk dönem iman eden insanlarda münafığın olmaması, hepsinin Allah Resulü ile beraber devam etmiş olması bunun en büyük göstergesidir. İlk Müslümanlardan oluşan bu öncü birlik davette peygamberin yardımcısı oldular. Sahip oldukları tüm imkanlarını Allah yolunda seferber ettiler. Kimi malını, kimi canını, kimi nüfuzunu bu davaya basamak etti. Ve bu dava onların omuzunda yavaş yavaş yükseldi, İslam binasını oluşturdu. Bu öncü birlik sayesinde İslam davası halka halka kitlelere ulaştı. Bu öncülerden Hazreti Ebu Bekir'in özel gayretiyle birçok insan Müslüman oldu. Mesela Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Talha bin Ubeydullah bunlardan bazılarıdır. Birçok köleyi de hürriyetine kavuşturdu. Yine bu dönemde iman eden sahabelerden Tufeyl bin Amr hidayete erince kendi kabilesini İslam'a davete koyuldu. Uzun soluklu gayret sonunda kendi kabilesine 80 ailenin Müslüman olmasına vesile oldu. Genç muallim Hazreti Mus'ab bin Ümeyr sayesinde Medine'de Kur'an okunmayan bir evin kalmadığını hepimiz biliyoruz. Dördüncü merhale, devletleşme aşaması, Peygamberin aleyhissalatü vesselamın davet metodunun son aşaması oluyor. İslam, demin söylediğimiz bu öncü birliğin davet çalışmasıyla Mekke hudutlarını da dışına taştı. Civar kabileler ve şehirlerde insanlar İslam'a girmeye başladılar. Müslüman nüfusu artınca İslam devletini kurmak zorunlu hale geldi. Medine bu konuda hazır idi. Burası İslam devletine başkentlik yapabilecek konumdaydı. Çünkü burada lider arayışı içerisinde olan bir topluluk vardı. Medine'li Müslümanlar Resulullah'ı şehirlerine davet ettiler. Bu davet ile devletleşme merhalesi de tamamlandı. Aslında devlet, cemaatin, milletin, toplumun zorunlu ve tabii bir sonucu idi. İlk hedef, ilk gaye değildi. Yani devlet halkın talebine cevap vermek için var idi. İslam devletinin kurulması ile davet kemale erdi. Artık gelecek nesillere örnek olacak bir model teşekkül etmiş bulunuyordu. Resulullah'ın vazifesi de böylece sona erdi. Kısa bir süre sonra Resulullah Dar-ı Beka'ya irtihal etti. Davet ise bir sorumluluk açısından kıyamete kadar Müslümanların bizlerin sırtına emanet edildi. Netice olarak değerli kardeşlerim, önümüzde Hindistanlı Gandhi'yi bile imrendirecek iftiharla sahipleneceğimiz otoparkın oraya park etmiş olan sonu 408 ile biten araç sahibi aracını çekerse memnun oluruz. Otoparktan araç çıkacakmış. Evet, önümüzde Hindistanlı Gandhi'yi imrendirecek iftiharla sahipleneceğimiz örnek bir mazimiz var. Tahrip olmamış, sapasağlam duran bir davamız, kitab-ı mübinimiz var. Karşısında ise dünkünden hiç de farklı olmayan bir toplum var, bir dünya var. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz çoktur. Davet konusundaki başarımız, inançtaki samimiyetimiz, söz ve davranışlarımızdaki tutarlılığımız ve kardeşliğimizdeki içtenliğimiz ile doğru orantılıdır. Rabbim bu konuda bizlere yardım etsin ve bizlere muvaffak etsin inşallah.